Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, kolay gelsin. Bu videomuzda genel olarak bütün adaylarımızın zorlandığı pedal yönetimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Debriyajı nasıl yönetmeniz gerekiyor? Freni nasıl yönetmeniz gerekiyor? Gazı neye göre nasıl yönetmeniz gerekiyor? Şimdi arkadaşlar, bir kere ana kuralımız, hemen söyleyelim. Debriyajı biz gözümüzle ve kulağımızla yönetiyoruz. Ezbere yönetmiyoruz. Belli kriterlere göre yönetiyoruz. Freni gözümüzle yönetiyoruz. Sadece gözümüz yeterli olabiliyor. Ne yapıyoruz? Gözümüzle gördüğümüzü ayağımıza kumanda ettiriyoruz. Yine gazı gözümüzle ve kulağımızla yönetiyoruz. Şimdi bir araca iyi hakim olabilmek için mutlaka koltuk ayarınızın doğru olması gerekir. Başlık ayarlarınızın doğru olması gerekir. Koltuğu neye göre ayarlıyorduk? Debriyajı rahat basabiliyor muyuz şeklinde. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi aracımı ben çalıştırayım. Önce debriyaj hakkında konuşacağız. Debriyajı neye göre? Vitesi boşluğa aldığım için debriyajı bırakıyorum. Debriyajı neye göre yöneteceğiz? Seslere göre, gözümüzle gördüğümüze göre. Nasıl yani? Debriyajı çekerken araçta bir titreşim meydana gelecek veya bir motor sesi değişikliği meydana gelecek ve araç ufak ufak hareket etmek isteyecek. Gözümle aracın ilk hareketini gördüğüm an debriyajı durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Ve aracın ilk titreşimini ya da motor sesi değişimini kulağımla duyduğum an, kulağımla o sesi duyunca ayağımı durdurmam gerekiyor. Gözümle aracın hareketini ilk gördüğüm an sol ayağımı durdurmam gerekiyor. Frende nasıl yapıyorum? Biraz sonra uygulama yapacağım. Frene bastığımda araç birden öne doğru çöküyorsa frene fazla bastığımı görüp freni hafifletiyorum. Aracın yavaşlamadığını görüyorsam, hala hızlı gittiğini görürsem basıncı biraz daha artırıyorum. Bunu yine gözümle yapıyorum. Gaza basarken arkadaşlar, frene ve gaza basarken en önemli problemimiz ayağımızın altında yumurta varmış gibi. Ama bunu işte gözümüzle yönetiyoruz, kulağımızla. Gaza az basayım değil, az duyayım diyorum. Az duyayım. Örnek yapacağım. Az duyayım. Bakın şu an az duyuyorum. Biraz daha basayım. Şimdi biraz fazla duyuyorum. Biraz daha fazla basarsam biraz daha fazla olacak. Gaza basarken az duyayım. Freni gözümle yönetiyorum. Debriyajı hem sesleri hem de gözümün gördüğüne göre yönetiyorum. Şimdi debriyajla başlayalım. Frene bastım. Debriyaja bastım. Aracımı birinci vitesi aldım, el frenini indirdim. Şimdi bakın, el frenini indirmeden önce bir ses değişikliği hakkında bilgi vereyim size. Gaza bastığımızda motorun sesi normal olacak. Hırr diye bir sesimiz olacak. Biz debriyajı çekerken, eğer gazlı kalkış yapıyorsak, debriyajı çekerken şöyle olacak. Hırr, orada bir ses tonu azalacak. Bir bakalım. Ses tonunu verdim. Debriyajı çekerken ton değişikliğine bakın. Bakın, debriyajı kavramaya getirdiğimde diye bir baygınlık, böyle bir ses azalması oluyor. Tekrar. İşte burada ayağımı durduruyorum arkadaşlar. Gazsız kalkıyorsam nasıl yapacağım? Bu sefer çift taraflı kullanıyorum. Aracın ilk hareketini gözümle takip ediyorum. Bakın, düzde kalkarken fren kullanılmaz arkadaşlar. Burası düz. Yokuş aşağı kalkarken fren kullanılmaz. Yani ne demek istedim? Düzde dururken aracınızı kavramaya almaya gerek yok. Yokuş aşağı dururken aracı kavramaya almaya gerek yok. Sadece yokuş yukarı. Araç gideceğiniz yöne doğru gidiyorsa problem yok. Gideceğiniz yönün tersine gidiyorsa o zaman freni basılı tutun. Şimdi burası düz, bıraktım freni. Bakın zaten gideceğim yöne doğru gidiyor. Debriyajı kaldırıp aracın ilk hareketini gördüğümde ayağımı mutlaka tutuyorum. Bir de bu fren mi debriyaj mı konumuz var. Arkadaşlar, yavaş gidiyorsak önce debriyaj sonra fren. Hızlı gidiyorsak, araç 30'a 40'a çıkmışsa, 45-50 civarındaysa frenin hemen arkası. Fren debriyaj değil. Frene basmışsan debriyaja bas. Çok da debriyajı geciktirmek doğru değil. Şimdi çok az ileri gideyim. Burası kayıyor. Derdimi tam anlatamayacağım. Bu arada freni anlatayım. Frene nasıl, aracın hareketine de bakın, ayağımın hareketine de bakın.
Çok frene basınca debriyaja basmak şart olur. Bunu da unutmayın. Bastım debriyaja, gazı bıraktım. Vitesi 2'ye alıyorum. Ayağımı kavramaya getirip gaz verip yavaşça ayağımı debriyajdan çekiyorum. Vites arasında debriyajı çok da geciktirmiyorum. Ama birden de bırakmıyorum. Önce bir kavramaya alıyorum. Ondan sonra ayağımı debriyajdan çekiyorum. Şimdi frene basış şeklime bir bakın. Ve arabanın hareketine de daha sonradan bakarsınız. Veya ikisini aynı anda bakabiliyorsanız bakın. Araba birden öne doğru pustu. Ben de hemen pedalı ne yaptım? Bıraktım. Burada eğer pedalı bırakmayacaksanız, çok bastığınızda pedal bırakmıyorsanız, çok bastım bırakmayacağım, debriyaja da basacağım işte, bekletmeyeceğim. Bakın bu araç sert durdu. Çünkü neden? Freni sert kullandım. Tekrar gaza bastım. Bakın. Ses değişimi ve aracın ilk hareket anında debriyajımı tutuyorum. Tekerlek dönüyor, dönüyor, dönüyor. Debriyajdan ayağımı kaldırıyorum. Birdenbire debriyajı araç gidiyor diye bırakmıyorum. Tekrar freni göstereceğim gözümle. Çok bastım, hemen bırakıyorum işte, çok basmışsam. Bakın bıraktığımda bir şey yapmadı. Bunu bırakmadığınız zaman araç istemiyor. Hafif basıyorum, gözümle yönetiyorum. Debriyaja basıp durduruyorum. Şimdi kalkış yapacağım, geri geri yapalım. Yolu bitirmeyeyim. Bakın kavramalı kalkışta nasıl? Debriyajı kavramaya getirdiğimde araç gitmek istediği an debriyajı tutuyorum. Bir yandan da gözümle aracın ilk hareketini takip ediyorum. Ben buna adaylarımızla biz bu yaptığımız işleme mıy mıy modu diyoruz arkadaşlar. Şimdi kavramada alt kavrama, orta kavrama, üst kavrama dediğimiz terimler var. Alt kavrama, orta kavrama, üst kavrama. Çok sıcak. Biz alt kavramayı kullanıyoruz. Yani biz bunu daha önce nasıl anlatmıştık? Adaylarımız kolay anlasın diye hır hır, hor hor diye anlatmıştık. Bir de har har. Alt kavrama hır hır, orta kavrama hor hor, üst kavrama har har arkadaşlar. Biz hiçbir zaman har har dediğimiz yere çıkmayacağız. Örnek yapalım. Şimdi bakın. Hır hır. Şu an hır hırdayım. Alt kavramadayım yani. Burada araç yavaş yavaş, bakın arkadaşlar, debriyajı bırak, freni bıraktığımda yavaş yavaş gider. Aracın hareketinden de anlıyorum. Buradan neyi anlayacağım? Hor hor. Hor horu yokuşta kullanıyoruz. Bakın şu an hor hor ediyor. Freni bıraktığımda araç daha sert gidiyor. Durduruyorum tekrar. Tekrar har hara alıyorum. Şu an har hara aldım. Bu araç daha sert gidecek bakın. Birdenbire gidecek. İşte buradan anlayacağız. Şimdi kavramaya aldığınız arabayı, freni bıraktığınızda araba ileri doğru atılıyor, sert atılıyor. Demek ki biz üst kavramaya doğru çıktık. Alt kavrama dediğimiz hır hırda kalmak lazım. Neresi orası? Şurası. Titreşimi ilk hissettiğiniz yerdir arkadaşlar. Bakın titreşimi ilk hissettiğiniz yer. Burası. Ben ikisini eşleştiriyorum. Neyi eşleştiriyorum? Debriyajı çekerken aracın ilk titremeye çalıştığı yerle ilk hareket etmek istediği anı. Burayı. Araç gitmek istediğinde sol ayağımı sabitliyorum. Hiç ayağımı debriyajdan çekmiyorum. Nereye kadar çekmiyorum? Tekerlek kendi kendine, bakın hala tutuyorum. Kendi kendine tam bir rahat dur atana kadar. Tekerlek rahat dur atmaya başladıktan sonra, şimdi hala yeni bırakacağım. Tekerlek yeni durdu diyorum. Ha, bunu erken bıraktığımızda ne olur? Şimdi bıraktım debriyajı, zamanında bıraktım. Durdurayım. Fren hemen arkası neydi? Debriyaj. Şimdi bakın erken bırakırsanız araç onu da söyler. Getirdim kavramayı. Gördüğünüz gibi yine ileri doğru attı. Bunu da anlayacağız. Biz kalkış yaptığımızda araç ileri doğru atılıyorsa, silkeleme yapıyorsa, sallama yapıyorsa orada şikayet ediyor. Diyor ki hayır diyor beyefendi, hanımefendi, debriyajı erken bıraktınız. Tekrar ediyorum. Bakın durdurdum, getirdim, gidiyor diye. Bakın şu hareketleri yapıyorsa araç, bu debriyajı erken bıraktığınız anlamına geliyor. Veya bazen şöyle yapıyorsunuz. Ayağınız debriyajda. Bakın titremeyi duyun. Takır takır ediyor. Siz frenle, bakın frenle şu şekilde, bu şekilde aracı idare etmeye çalışıyorsunuz. Bu doğru değil. Nesi doğru değil? Arkadaşlar debriyaj aracı yürütüyor. Fren durduruyor. Peki siz debriyajı kavramaya çekmişsiniz. Arabaya git diyorsunuz. Fakat bir yandan frene basıyorsunuz. Dur diyorsunuz. Hem git diyorsunuz hem dur diyorsunuz. Bakın birden gider. Frene bastığınızda böyle zorlanırsınız. Şu bu hareketleri şöyle kütür kütür takır takır yapıyorsak, kim fazla yukarıda? Debriyaj fazla yukarıda. Ne yapacağız? Bunu hemen
aşağı indireceğiz, frenden ayağımızı alacağız. Aracı debriyajla yöneteceğiz arkadaşlar. Ana kumanda pedalımız bizim debriyaj. Buna lütfen dikkat etmeye çalışın. Gazı kulağımla bakın. Az duyayım. Az basayım diye uğraşmayın. Fren ve gaz pedallarına ayağıma dikkat edin. Freni şu şekilde, bakın, fren ve gazı bu şekilde yönetiyorum. Debriyaj 3 hareketlidir her zaman. Bastım, kavramaya getirdim. Yavaşça ondan sonra çekiyorum. Bastım, kavramaya getirdim. Yavaşça ondan sonra çekiyorum. Tabii bu tekerleğin dönmesiyle alakalı. Son kez tekrar edeyim. Kalkışta düzde ve yokuş aşağı fren tutmuyoruz. Yokuş yukarıysa, araç geri kayıyorsa kaymasın diye frene basıp kavramayı alabilirsiniz. Ama bakın, burası düz. Bıraktım. Kavram ayağımı getiriyorum. Evet, araç gitmek istediği an debriyajımı tutuyorum. Gözümle hareketi takip ediyorum. Aracın ilk titreşim yaptığı anı takip ediyorum ve orada ayağımı tutuyorum. Hemen bırakıyor muyum? Hayır, hemen bırakmıyorum. Burada yanılıyorsunuz. Araç gidiyor diye bakın. Çektiğin zaman araç irkiliyorsa, sallama yapıyorsa, bil ki erken bıraktın. Debriyajı bırakmakta bu çok tutun anlamında değil. Ama bir iki araba boyu gitmeden, şimdi fren gitmeden bırakmayın. Fren nasıldı? Frene çok sert bastığınızda araç öne doğru pusuyorsa hemen pedalı bırakıyorduk. Eğer bırakamıyorsak kime basıyorduk? Debriyaja. Bakın, gözümle az basayım diye, arabayı çok fazla sarsmayayım diye uğraşıyorum. Biraz gaz vereyim. Bastım, çok sert. Debriyaja da mutlaka ne yapmak zorundayım? Basmak zorundayım. Bizde bir de arkadaşlar, her duruş bir başlangıç. Bunu da unutmayın lütfen. Tekrar kalkacağım. Gözümle yönetiyorum. Gazlı kalkarken nasıl kalkıyordum? Ses değişimi. Gaza bastım. Debriyajı kaldırırken hem aracın hareketine bakıyorum hem ses değişimine. Takip edin. Bakın, motor sesi azaldığı an debriyaj tutuyorum. Araç gitmek istediği an debriyaj tutuyorum. Bunları ikisini birlikte göz, kulak, ayak kombinasyonu yaparak yaparsanız arkadaşlar, gözünüzle yapmak, yani gözünüzle ayağınızı yöneteceksiniz. Kulağınızla ayağınızı yöneteceksiniz. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Videoyu fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu tekrar tekrar seyretmenizde fayda var arkadaşlar. İyice anlayana kadar, ne anlatmaya çalıştığımı iyice kafanızda yer edene kadar tekrar ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar.